Beni buraya canımın çok sıkkın olduğu bir gün getirmiştin. Her şeyden kaçıp uzaklaşmam için. İyi gelmişti. Öyle mi? Sevindim. Hem sen hem de burası. Çok iyi gelmiştiniz. Ağaç var. Sırdaşım o benim. Hep dertleşirim onunla. Benim için çok özel. Herkes aldı mı sandviçini? Sağ ol Seher. Afiyet olsun. Hangi ağaçmış şu bir bakalım. Merak ettim. Ama şey... Sandviç... Sandviç niye yedin daha? Bu ağaç mı? Evet, bu ağaç. Normal bir ağaç ama işte, sıradan. Seviyorum ama ben, çok güzel. O yüzden yani. Emin misin sıradan bir ağaç olduğuna? Hı hı. Ne oldu? O ağaca niye öyle dikkatli bakıyorsun? Özel bir ağaç mı? Bu ağaç senin sırdaşınmış. Öyle demiştim. Burada oturup derdini, sıkıntını anlatırmışsın ona. Görmemi istemediğim bir şey yok yani. Ben bakayım yine de. Sen mi yaptın bunu? Ben onu nasıl yapayım? Bu iz en başından beri vardı bu ağaçta. Ama seninle tanışıncaya kadar dikkatli bakmamışım. Tanıştıktan sonra? Az önce de dedim ya, gelir ben derdimi anlatırdım bu ağaca diye. Seninle tanıştıktan sonra bu ağaç da benimle konuştu. Nasıl yani? Evlenmeden önce yani... Teklif ettiğinde kalbim, aklım, böyle duygularım karmakarışıktı. Kalbim çıkacak gibiydi yerinden. Allah'ım doğru mu yapıyorum deyip konuşup duruyordum kendi kendime. Derken sonra ağaca bir baktım. Bir cevap gibi senin baş harfinle karşılaştım. Doğru cevabı vermişim. Hadi devam edelim.
amca yol bitti. Devam edebiliriz ateş parçası. Gel bakalım. Zıpla. Su. Şu tavşana bak. Tavşana. Ah, çok güzel. Ben hallederim. Küçükken de ağaç tepesinden inmezdim. İyiyimdir bu konularda yani. Hatta bir keresinde ağaçta kalan bir kediyi tek başıma... Ay! İyi misin? İyiyim. Biraz kondisyonuna düşmüşsün. Galiba. Gel. Kendim hallederim. Ağaçlara falan tırmanabildiğime göre buradan da geçmeyi beceririm herhalde.